Arkadaşlar yorumlarda çok gelen 11. sınıflar yazın ne yapacağız sorusunu ele alacağım bugün. Aslında bu sorunun cevabı çok karmaşık. Yani her profillerin her profile göre değişik bir cevabı olması lazım. Sizin kendinizin tasarlaması lazım bazı noktalarda. Ben 11. sınıfı iyi olan, iyi geçirmiş 11. sınıf. Hani o kadar da dedik 11-11'de halletmek falan. 11. sınıfı iyi olan ama TYT'si orta seviyede olan kişiler için tavsiye vermek istiyorum. Siz de artık kendi profilinize göre böyle bir şey kıyaslayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yazın ilk başında bence ilk aylarda soru bankalarına yoğunlaşmanız lazım. Her fen dersi için yani özellikle 11 dersleri için matematik olur, geometri, fizik, kimya, biyoloji. Bunlar için birer kitap alın. 5 tane kitap mesela. Ve bunların sayfa sayılarını atıyorum 30 güne, 40 güne bölün ve her gün yapmanız gereken görevleri çıkartın derim. Yani böyle bir plan hazırlayın. Atıyorum günlük 20 sayfa biyoloji, 20 sayfa kimya, 20 sayfa matematik dediniz. Ertesi gün değiştirdiniz falan filan. Bu şekilde bir plan yapıp 11. sınıfın ilk başında bol bol soru çözün derim. Çünkü bu 12. sınıfta bir ihtiyaç haline gelecek. Her işin sonunda biz bol soru çözmeniz lazıma bağlıyoruz ya. İşte o bol soru çözmeyi bence 11. sınıfın ilk başında yapabilirsiniz. Yaz saatinin ilk başında bu kadar soru çözerseniz 11. sınıfınız bayağı ilerler. İyiden çok iyiye doğru çıkar ve AYT denemelerinde yüksek bir netten başlamış olursunuz 12. sınıf için. Yazın ikinci yarısında da bence TYT'ye odaklanabilirsiniz. Nasıl yani? Bu döneme kadar Türkçe ve matematikte biraz ilerlemişsinizdir. Yine ben orta düzey anlattığım için diyorum. TYT'de tekrar etmeniz gereken konular olacak. Atıyorum matematikten belki bir soru bankası çözebilirsiniz ya da etkinlik kitapları falan. Bir şekilde kitap alıp bitirebilirsiniz. Son zamanlarda TYT'ye yoğunlaşın derim. Tabii bunda TYT'ye yoğunlaşırken illa fulleme amacınız olmayacak. Olabildiğince eksik konularınızı tamamlayın. Bir de sakın Ömer Çemberi videomuz vardı ya, oradaki orta merkeze odaklanmayın. Yani uzun vadeli plan yapın. Tüm TYT'yi bitirmeye çalışmayın. Sadece kısa sürede net arttırmaya da çalışmayın. Abi oturun birkaç dersi mi seçersiniz? Tüm dersleri aynı anda mı çalışırsınız? Bir şekilde kaliteli bir şekilde konularınızı halledin derim. Ve sonra kalan sürede de sorularınızı çözün. Böyle son zamanları TYT'ye ayırın derim. Arkadaşlar yapmanız gerekenlerden biri bol bol deneme çözmek. Neden? Deneme sayınız ne kadar fazla olursa kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Ve daha önceden aldığınız için de kötü de olsa iyi de olsa fark etmiş olursunuz. Yani ben her hafta bir tane TYT taraftarıyım. En az bir tane TYT çözüm. AYT ile ilgili de 11. sınıf denemesi bulabilir misiniz bilmiyorum. Ben bulamamıştım. AYT denemesi alabilirsiniz. Hani biraz yarı çözersiniz 12. sınıf bilmediğiniz için ama yarısına kadar gelebilirsiniz. Bu şekilde geçirebilirsiniz. Sürekli bir deneme çözmeyi öneriyorum. Bir de kitap okumam. 12. sınıfta da mesela insanların çok yoğun olduğumuz için okuyamıyoruz falan diyorlar ama yorum kabiliyetinizin gelişebilmesi için bu yaz iyi kitap okumanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoğun kitaplar okumanız lazım. Zaten kitap tavsiyesi videosu da atmıştık. Bu şekilde yoğun bir kitap okuma süreciniz olmalı. Deneme olmalı, bir de soru bankalarına yoğunlaşmanız lazım. Şimdi bir de şey olasılığını söyleyeyim. Aslında ben 11. sınıfın sonunda konularımın çoğunu halletmiştim. Okulun son sürelerinde arkadaşlar zihin haritaları hazırlamıştım ve zihin haritası hazırlamak için konuların tamamını tekrar ediyordum. Bu şekilde ben yaza girdiğimde ilk haftalarında falan konularımın çoğunu tekrar etmiştim. Eğer sizin bu konuda açığınız olursa ya okulun son haftaları ya da yazın ilk haftaları falan böyle bir tekrardan geçebilirsiniz. Sonra soru bankasını hemen geçmeniz lazım. Bu seferlerde geçireceğiniz bir kitap AYT anlamında size çok şey katar. İleriden başlamış olursunuz. Benim tavsiye ederim bu şekilde tabii ki ben bir profile göre yardımcı olabildim. Gönül ister ki ben buraya 5-6 tane profil çizeyim, her birinin çalışma şeklini falan yapayım. O kadar tecrübem de yok, o kadar koç da eğitimci de değilim. Sadece ben tecrübemle beraber bir profili anlattım. Siz de oradan kendinize göre bir çıkarım yapabilirsiniz. Ve bu arada şey diyenler de olabilir tabii. Bu kadar çalışmaya gerek var mı ya? Hani falan diyenler olabilir. Benim anlattığım yine çok çalışmak isteyen insanlara yönelik bir plan. Belki günde 6-7 saat, 8 saat çalışacağınız bir plan. Ki ben çalışıyordum abi, oturuyordum. Günlük hedeflerim de olduğu için olabildiğince ilerlemeye çalışıyordum. Çalışıyorduk yani. Bu yaz yapacaklarınız sizin için faydalı olabilir. Tabii bir iki hafta tatilinizle yapın, o da güzel oluyor. Böyle bir yaz geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorularınız varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. İyi çalışmalar.